Akrones Termal Otel yolcu programını sunar. Efendim, yolcu programı bu hafta Afyon Karahisar'dayız ve Afyon Karahisar'da düzenlenen gastronomi festival alanına geldik. Görüyorsunuz, Afyon Karahisar'ın gastronomi festivale ilgisi oldukça fazla. Neredeyse bütün Afyon Karahisarlar bu festival alanında gelerek 3 gün süren gastronomi festivalindeki sunulan yöresel lezzetlerin neler olduğuna bakmaya geliyoruz. İsterseniz biz de lafı fazla uzatmayalım. İçeri girek gastronomi festivalinde neler var içeride, onları ekrana sizlere yansıtalım. Efendim, yolculuğumuzda festivalini gezerken belediye başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'le karşılaştık. O da devamlı 2 günden beri festival alanında geziyor. Başkanım, muazzam bir şekilde festival geçiyor. Ne diyeceksiniz Sayın Başkan? Tabii biz bu yola çıkarken böyle etkinlikler yapacağımızı söylediğimizde bazıları inanmamışlardı. Ama dün gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Dünkü açılışta sizler de gördünüz. Katılanların %70-%80'i yabancıydı. Yani Afyon dışından olan insanlardı. O kadar çok teşekkür, tebrik aldık ki şu anda bile gezdiğim yerde şeflerin karşılaştığım ülkemizin çeşitli illerinden gelen şefler özellikle çok çok teşekkür ediyorlar. Böyle bir etkinliği düzenlediğiniz, sadece diyorlar işte havanın biraz azizliği var. Hava serinledi. Afyon ama havanın iyi ol, herhalde yarın veya bir gün zannederim biraz daha böyle ılımanlaşır diye düşünüyoruz. Hele hele yarın cumartesi ve pazar halkımızın çok büyük rağbet edeceğinden şüphem yok. Bu haldeyken, bu serin havada bile bu kadar bir kalabalık varken varsa inşallah umutluyuz biz. Başkanım, gerçekten de umutluyuz. Geçen ay dünya çapında bir moto yarışma, motofestimiz vardı. Şimdi gastrofest. Afyon nereye gidiyor Sayın Başkanım? Onu çevre illere sormak lazım. Nereye gittiğini çevre illerden aldığımız bilgi neticesi komşu illerden birisinin aşçılar dernek başkanıyla dün beraberdik. Söylediği şu, ticaret odasında oturduk konuşuyoruz. Komşu uçuyor, biz ne yapıyoruz diye kendi kendilerine soruyorlarmış. İnşallah Kasım ayında da uluslararası Arap boksu ve kickboks turnuvası düzenleyeceğiz. Aşağı yukarı 30'a yakın Avrupa ve Arap ülkelerinden bakan ve meclis başkanları düzeyinde katılım olacak. 70'e yakın sporcu gelecek. 60 televizyon kanalında da 60 ülkedeki televizyon kanallarında da canlı yayınlanacak. Peki Sayın Başkanım, şimdi burada Gastrofest yapıldı. Geçen mesela Dünya Motor Şampiyonası oldu. Bu belediye, valilik, tamam eyvallah. Afyon Karahisar'ın sahipliğini düşünüyor musunuz? Siz maddi manevi her türlü yanındasınız Afyon için yapılan. Ben Afyon'un tanıtımı için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya fazlasını yapmaya çalışıyorum. Hatta bu Arap boksu ve kickboks turnuvası için de Ankara'da bir dostumuz beni aramıştı. Böyle böyle bir şey var, hemen geliyorum dedim. Uluslararası bir turnuva düzenleyebilir misin? Ben düzenlerim dedim. Hatta burada lansmanı yapılırken İngiliz BBC haber ajansı
yetkilisi sordu. Afyon neresi? Uluslararası turnuvayı düzenlemek. Ben öğreneceksiniz istediysen. Ulusal ve uluslararası her türlü organizasyonu yapacağıma kendime güveniyorum dedim. İnşallah onu da alnımızın akıyla yaptıktan sonra 5 yıl boyunca onu devam ettireceğiz. Başkanım elinize sağlık. Afyonlar olsun. Çok teşekkür ederim Sayın ben Başkanım. De teşekkür çok ediyorum. Sağ olun Başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Karahisar'da çok güzel şeyler oluyor. Geçen ay Motofest. Bugün son iki gündür de Gastrofest. Öncelikle Gastrofest ile ilgili düşüncelerinizi, sonra genel bir Afyon. Çünkü Afyon balonlar uçuyor, Afyon uçuyor artık. Frig Vadisi. Moda dünyaya tanıttığımız bir moda festivalimiz var. Bugün de Gastro Millet Türkiye gündemindeyiz. Ne diyeceksiniz Sayın Mahir? Bir şehirde birlik ve beraberlik varsa gerçekten o şehirde her şey farklı oluyor. Havası bile farklı oluyor. O şehirde huzur varsa şehirdeki birçok dinamizmi harekete geçiriyor. Bizim şehrimizde de çok şükür hem belediye başkanımızla valilik olarak bizim aramızdaki böyle birbirimize olan tutkunluk hem de gerçekten her konuda birbirimize olan yardımımız şehirde milletvekillerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla aradaki iyi ilişkiler gerçekten ilde başka bir hava istiyor. Özellikle sizin de söylediğiniz gibi son zamanlarda belediyemizin özellikle öncülüğünde hem Motofest, Motocross'ta inanılmaz bir uluslararası organizasyon yapıldı. İşte şimdi yine belediyenin ev sahipliğinde muazzam bir festival yapılıyor. Diyebilirim Türkiye'deki en iyilerinden birisi. Ekim ayı soğuk havanın biraz soğumasına rağmen bugün 10 bin kişi ağırladık. Muazzam oluyor. Afyonkarahisar'la biz bir gün belediye başkanımızla birlikte bir programda şöyle demiştik. Biz el ele verdik Afyon'u uçuracağız demiştik. Gerçekten de sözümüzde durmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanım belediye işlerinde biz valilikte el ele omuz omuza her gün günde 4-5 kere birbirimizle istişare ederek çalışıyoruz. Ama şu Gastro Afyon'la ilgili ben belediye başkanımız hasreten tebrik ediyorum. Arkasından daha güzel şeyler söyleyecektim. Şimdi buraya gelince söyleyemiyorum. Ama gerçekten Afyonkarahisar Belediyesi arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Her iki organizasyonda bizim yüzümüzü ak ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Halim, Sayın Başkanımıza da sormak istiyorum. Afyonkarahisar nereye gidiyor? Afyonkarahisar uçuyor. Bir kere Afyonkarahisar uçuyor. Yukarıya doğru gidiyor inşallah. Biz belli bir çıtayı yakaladık artık. Gerçekten bu şeyi birazcık daha birliğimizi, beraberliğimizi bütün şehir olarak eğer koruyabilirsek inanın birkaç ay sonra Afyonkarahisar bambaşka noktalarda olacak. Hem OSB'leriyle hem ekonomik hem istihdamıyla, ihracatıyla. Ben belediye başkanımız ve benim de bildiğim bazı sürprizler var ama bekliyoruz. İnşallah sadece bu şehir bize inansın, bu şehir bize güvensin, bu şehir birlik beraberliğini devam ettirsin, bu şehir başka yere gidecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.
efendim festival tam festival havasında geçiyor. Gastronomi festivali ama burada ürünlerin tadım yaparken gençler de burada festivalde gönüllerince eğleniyorlar. Efendim Gastro 2020'nin Afyon'da düzenlenmesi. Afyon Karahisar Belediyesi'nin büyük katkıları var valilikle beraber. Ve Afyon Karahisar Belediyesi'ne de bu işi canla başla 7-24 yanılmıyorsam ya aylarca hatta yıllarca diyebilirim yıllardır buraya bu noktaya gelmek için yoğun gayret gösteren İhsan Akar abime demek istiyorum. İhsan abim yoğun gayretleri var. Ne diyeceksiniz yani bütün yorgunluklar şunları gördükten sonra değiyor mu geçiyor mu? Yani 6 ay süren yoğun çalışma, 2,5 yıllık altyapı, 32 tane toplantı, yüzlerce birebir toplantı ve genel toplantıyla beraber en son 14 Ekim'de başlattığımız Uluslararası Gastronomi Festivali'ne şu olumsuz hava şartlarına rağmen alanı görüyorsunuz. Drone çekimlerinde de biz sayıyı görüyoruz. Bugün mesai saati olmasına rağmen 10.000 tane ziyaretçi var şu an. Yarın cumartesi günü mesai de yok. İnsanların tamamının burada bir yoğunluk olarak geleceğini düşünüyoruz. Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve ekibi de yarın burada olacak. Workshoplar olacak. Yarın en az 30-40 bin kişilik Afyon halkını ve çevre illerden gelen kişileri bekliyoruz. Bu bölgedeki bütün oteller gastro festivalinden dolayı misafirlerimizle dolu. Bugün gelen misafirlerimizi inanın otelcilik turizm meslekçisine yönlendirmeye başladık. Şehir içinden ve dışından yoğun katılım var. 15 büyükelçi var şu an. 32 tane yabancı elçi ve master chef var. Gördüğünüz gibi alanda Afyonkarahisar'ın bütün lezzetlerini görmek mümkün. Sucuk dönerden sulu yemeğimize kadar. Burada biz de gastronomi konağının birebir modeline inşa edip insanlarımıza farkındalık uyandırmaya devam ediyoruz. Bütün Afyonkarahisar'ı, bütün çevre illeri hatta tüm dünyayı online ortamda ya da burada canlı olarak Afyonkarahisar Gastrofest'e davet ediyoruz. Aslında şu var, gastronomimizin ülkemizde tanıtımıyla, dünyaya tanıtımıyla sadece bir Afyonkarahisar merkezi değil, ilçeliyle, köyleriyle bir kazanım elde edeceğiz. Evet. Şimdi UNESCO'nun da istediği bu. Yerel değil, global bir tanıtım istiyor biz. 17 ilçemizde kadın kültürel evleri marifetiyle buraya çağırdık. Arka alanda onları da görebilirsiniz. Kadın kültürel evlerin ürettiği ürünler ve yerel lezzetler de orada görüyorsunuz. Burada Afyonkarahisar'ın geleneksel lezzetlerin tamamı var. Bir de ayrıca gastronomi marka şehir dostlarımız Antep ve Hatay'ın çadırları var. Onlar da kendilerine has lezzetleri sunuyorlar. Antep'in beyran çorbası, Hatay'ın künefesi ve Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfının bir alanda kültürel buluşması bizim için çok lezzetli. Dün de 8 saatlik bir yolculuktan sonra davetimizi kırmayıp gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Burada açılışta yer aldı. Gastronomi konağımızı ziyaret etti. Başkanımızla ve valimiz, sayın valimizle röportaj verdiler. Bir kez daha bütün misafirlerimizin eline ayağına sağlık diyorum. Ben de bütün Afyon olarak size ve ekibinize elinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Kanal 3 ailesine başarılar diliyorum. Çok sağ olun.
şu anda Afyonkarahisar Vali Yardımcımız Sayın Nurullah Kaya ile birlikteyiz. Sayın Valim, şimdi Gastro Festivali'nde Afyon Kültür Evleri'nin ve kooperatiflerimizin, kadınlarımızın yapmış olduğu günler de var. Bir bakıma bir yılına karnesi diyoruz. Baktığımız zaman festivalin neredeyse dörtte bir kalanı bizim kadınlarımız doldurdu. Ve bu da Sayın Valimizin başlatmış olduğu, sizlerin de 24 saat üstünde çalıştığı bir projenin ürünü diyebilir miyiz? Siz benden daha iyi özetlediniz. Biz çok mutluyuz. Sayın Valimiz de ve saygıdeğer hanımefendi Sümeyye Çık hanımefendi ile beraber yola çıktığımızda yani nerelere varacağımızı, nereye ulaşacağımızı biz bilemiyorduk ama samimi duygularla, el birliğiyle bunu hayal ediyor muydu? Edemiyorduk efendim. Ama şimdi bugün gördüğümüz, geldiğimiz noktada çok mutluyum. Çünkü Gastro Afyon'un, gastronomi şehri Afyon'umuza katkıyı en iyi sunan yapı şu anda kadın kooperatiflerimiz oldu. Tabii ticari kurumlarımız var, birçok dışarıdan misafirlerimiz var, güzel görsellerimiz var. Ama sahaya dokunan, insanlarımızın geldiğinde göz zevkine hitap eden, tadına hitap eden ve almak istediğinde de ulaşabildiği ürünler kadın kooperatiflerimizin ürünleri. Ben o açıdan dün çok bereketli geçti. İnşallah önümüzdeki bugün ve hafta sonumuzda bereketli geçecek. Ben tüm 16 kadın kooperatifimizle beraber şu an sahadayız, buradayız. Sabah 8'den itibaren başlıyoruz. Ekiplerimiz hiç yorulmadan akşam saat 8-9'a kadar burada kalıyorlar. Ve yine ilçelerine, yakın ilçelerine dönüp tekrar sabah geri geliyorlar. Biz bir yılın sonunda baktığımızda iyi ki bu yola çıkmışız diyoruz. Ve ülkemizde de diğer gastronomi fuarlarına da bu ekiple beraber katılmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugün de Tarım Bakanlığımızın Kız Kardeşim projesinin 10. ayağı İzmir'de yapılıyor. Sayın Tarım Bakanımızın katılmış olduğu büyük bir program ve biz bir ekibimiz de, şu an bölündüğümüz ekibimizin birisi de şu an İzmir'de Kız Kardeşim projesinde Afyon'umuzu temsil ediyorlar orada. Yani 81 ilde faaliyette bulunsa Afyon 81. Evet, hazırız. Hazır. Hazırız. Biz o organizasyon yapısını Sayın Valimizin enerjisinden, o pratik çözümlerinden bulduk. Dirayetli bir şekilde hazırlanıyoruz ve hemen kurgulayıp sahaya çıkabiliyoruz yani. Bugün de bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi aslında bu fotoğrafa baktığımız zaman başlangıçta her proje olduğu gibi mesela siz de yürüyeceğini tahmin ettiniz ama bu fotoğrafı evet, bir düşünemediniz. Şimdi Afyon'a bakıldığı zaman biz bir de Afyonlar biraz gözden akıllıyız. gözden akıllıyız. Başlangıç ya bu proje bir ay sonra kapatılır gider. Üç ay sonra unutulur. Dört ay sonra esamesi okunmaz derken ama bir yılın sonuna geldiğimiz zaman daha fazla ne yapabiliriz boyutuna geçildi artık. Efendim tabii onu ben de duyuyorum. Afyon'da biz de yaşıyoruz, beraber yaşıyoruz. Efendim başaramadığımızda bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Denemiş olacağız, üzüleceğiz. Ama kazandığımız zaman bu şehire bir ruh vereceğiz, bir özgüven vereceğiz. Şehrimizin %50'si kadın, ülkemizin %50'si kadın. Onların ekonomik katısının keyfini yaşayacağız. Bunlar kötü şeyler mi, uzak şeyler mi? Bence hemen arkamızda görüyoruz işte. Daha da büyüyor herkes. Daha da büyüyor. Yani inanın şu an arkadaşlarımız burada satış yapıyor ya. Satışlar devam ettikçe ilçelerde şu an üretim devam ediyor. Bir de bunun satışlarına Sayın Valim, başka bir iyiliği daha var. Afyonkarahisar'ı öğrencilerin eğitimlerine al bir kere evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Al bir kere komdan bütün 16 kooperatif kadınlarımızın yapmış olduğu ürünleri aldığınız zaman hem kadınlarımıza bir katkı hem de tüm karı evet, Afyon'da eğitim gören öğrencilerimize burs. Yani şimdi, güzellikler içinde güzellikler tabii var. Bizim yerel bir düşüncedeyiz ama bu Gastro Afyon 2021 ulusal ve uluslararası boyutu olan bir fuar. Burada katılımcılarımızın hepsi bu güzellikleri gördüğünde şunu soruyor. Ben veya bir vatandaş bunu almak istediğinde ne yapmamız lazım diye. Çok rahatlıkla şunu söylüyoruz. Al bir kere koma girip rahatlıkla siparişinizi verebilirsiniz diyoruz. Biz bunları planlarken tüm saç ayaklarıyla beraber düşündük. Altta ve marketiyle beraber düşündük. Yol üstü tesisleriyle düşündük. Ve sanal ortamda satış platformlarını düşünerek de bu yola çıktık biz. Yani hiçbir şeyi kazara anlık düşünceler yapmıyoruz. Bilerek, isteyerek ve planlayarak yapıyoruz bu işleri. Ve daha da sürprizlerle beraber inşallah zamanı geldikçe açıkladığımız süreçlerle bunu daha da zenginleştireceğiz. Peki Sayın Valim, kadın kooperatiflerinden isterseniz Gastro 2021 Afyon'a geçelim.
kimle röportaj yaptıysak her geçen gün büyüyor. Bundan daha bu kadar beklemiyorduk diyor katılımcılar olsun röportaj yaptığımız ve çok iyi görüyorlar ve daha iyi olacağı inancı içerisinde hepsi. Siz ne diyeceksiniz? Yani bu gazet 2 yıl zaten pandemi sürecinde geçti. Evet, evet, evet. Bu üçüncüsü ama şöyle ben 2018'de yoktum burada. 2019'da Gastro Afyon'da vardım. Evet, orada vardım ve orada Şuhut Kaymakam olarak Şuhut Keşke'imizin tanıtımı için canla başla çalışıyorduk beraberce arkadaşlarımızla. Şimdi de Afyonkarahisar Valiyemsi olarak da 2021 Gastro Afyon'da görev alıyoruz. Afyonkarahisar Belediye'mizin de bu işi artık her geçen gün daha profesyonel bir şekilde yaptığını görüyoruz. Ben Mehmet Zeybek ve ekibine burada teşekkür ediyorum şehrimiz adına. Dün katılımı gördük. Açılıştaki o ziyaretçilerimizi gördük. Yine ülkemizin 3 güzide şehri, gastronomi şehri Antep, Hatay ve Afyon'un bir arada sunumlarını gördük. Bugün de ve yarın da devam edecek olan sunumlarla ve tüm üniversitelerimizin, master şeflerin, şeflerimizin ve kendisini bu alanda iddialı gören kadınların yarışmalarını, workshoplarını görüyoruz orada. Yani yeni ürünleri tadıyoruz. Her geçen gün büyüyen bir Afyon gastronomi fuarını biz yaşayarak da kendimiz de fark edebiliyoruz. Gelen misafirlerimiz de bunu ciddiyetle söylüyorlar ve profesyonelliğimizi gelecek yıllarda daha da arttıracağız. Şimdi sorunları değil, güzellikleri arttırmanın derdindeyiz biz. Afyon'da güzellikler evet, geçen gün artıyor. Firmalarımızın o keyifli anlarına şahit geliyoruz. Dün hepsini tek tek gezdik, bugün gezdik. Her gün geziyoruz. Onların gözlerindeki ışıltıyı ve memnuniyeti görmeye çalışıyoruz biz. Ve görüyoruz da. Ben iyi ki buradayız diyorum. Ve gelemeyen firmalarımızda bir sonraki yılda muhakkak ve muhakkak Afyon'umuza bir an önce bekliyoruz inşallah. Bu güzellikleri gördüğünüz için mutlaka gelirler. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi alışverişler diliyorum. İyi. Efendim festivalinde kadın kültür evlerinde de burada standlar açmışlar ve Hocalar Belediye Başkanı da Sayın Ali Arslan da kadınların açmış olduğu standta orada bakalım. Bakalım hocalardan neler gelmiş. Ali Başkan'la bir sohbet edelim neler var. Ve başkanımla birlikte şu anda Afyonkarahisar'da Gastro 2021 Afyon için düzenlenen etkinlikte hocalar standındayız başkanım. Ne diyeceksiniz? Hocalar kadının yapmış oldukları ürünlere ne diyeceksiniz? Sabahtan beri zaten ziyaretçilerimizden de gözüktüğü gibi hocalarla kadınlarımızın yapmış olduğu ürünler çok ilgi gördü. Tamamen hepsi el emeği, göz nuru, doğadan toparlanmış, elle yapılmış. Çoğu yere mahsus bazı ürünleri bile bizim ilçemizdeki bayanlarımız o yere mahsus olan yerlerden daha güzel yaptığını düşünüyorum ben. Başkanım, bazı yerler merak ediyorum ben. Şimdi bu festival için düzenlenen stand için mi yapıldı bunlar yoksa gerçekten hocalarda bunlar yaşatılıyor mu? Yapılıyor mu bunlar? Hocalarda bunların şu görmüş olduğunuz kadın kültür evi tarafından yapılan ve burada sergilenen ürünlerin tamamı evlerde yapılır. Ama ticaret yapılmıyordu şimdiye kadar. Hiç yapılmadı. Herkes ama kendi evinde bunları yapar. Kendi ailesiyle tüketirdi. Örnek veriyorum. Bu kuşburnu. Bu kuşburnuyu vatandaş kendisi toparlıyor dağdan. Toparladıktan sonra kuşburnu reçeli haline ya da marmet haline yine kendi evine getiriyor vatandaş. Buradaki ürünlerin çoğunu zaten elde yapılmış ürünler. Hiçbir tanesi hemen hemen yok. Tamamen hepsi elde yapılmış ürünler. Höşmerim olsun, un helvası olsun. Diğer kaç çeşit reçel var. Ben de kafam karıştı yani. Bayağı bir reçel var. Patlıcan reçeli, domates reçeli. Bayağı var yani. Patates peki, reçeli. Için olmazsa olmaz ne var burada? Olmazsa olmazlarımız burada yemeklerimiz de burada. Bakabilirsek. Olmazsa olmazlarımızdan tarhana çorbamız. Nesi farklı? Tamamen elde üretilmiş. Tamamen doğal. Hiç fabrikasyonla hiç yakından uzaktan alakası olmayan bir şifa kaynağı. Tarhana çorbası. Yani eski Türk filmlerinde izlediğimiz tarhana çorbası bu hocaların tarhana çorbası. Cıbıl topalak. Çoğumuz belki başka yerlerde başka isimleri vardır. Tahsin gel Tahsin. Ne? Cıbıl topalak. Olabilir evet. Hangi ürünlerden yapıldığı da burada gözükmektedir.
Bu da evlerimizde yapılan ürünler. Tamamen hocalardaki hemen hemen her evde yapılan ürünler. Yine turşularımız olsun, tamamen doğadan toparlanmış. Yaban eriği örnek veriyorum. Biraz önceki şerbetler, ben de çoğunu burada tattım, reyhan şerbeti. Şiddetle tavsiye ederim herkese. Ben de. Yani senden, evet, senden aldığım tepki de çok şiddetliydi. Senden aldığım tepkiyle ben de tattım. Çok harika olmuş. Diğer ürünlerimiz var, tamamen doğada yapılmış. Biber kurutman olsun. İsmail Bey, özellikle bahsetmek istediğim. Diğer tarzı. Ata tohumundan yapma. Tamamen ata tohumundan yapma. Güre patlıcanı. Hocalar ilçemize bağlı Güre köyünde üretiliyor. Köyümüzün ismiyle anılan bir ürün. Ben keşke imkanı olsa da şu an... Tohumlara sahip çıkıyorsunuz yani. Evet, evet. Güre köyümüzdeki vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, çok sağ olsunlar, bu zamana kadar ata tohumunu bu şekilde getirdiler. Zaten tadanlar fark ediyor farkını, Güre patlıcanın farkını. Biraz önce ustalarımız vardı, yemek ustalarımız vardı, ödül alan şeflerimiz vardı. Evet, hepsine yapılmış olan közlenmiş Güre patlıcanımız vardı. Onlar tattırdık. Onlar da aynı şeyi söylediler. Özellikle üzerinde durulmasını söylediler. Farklı bir patlıcan ürünü olduğunu söylediler. Kaybetmeden inşallah reklamını yapalım, daha fazla ticaretini yapalım dediler. Memnuniyetimizi ilan ettiler, sağ olsunlar. Kurutmalar tamamen evdeki ürünlerden yapılmış. Kurutmalar. Kuş bunu zaten doğadan toparlanıyor. Sayın Başkan, bir de şey soracağım ben size. Evet. Bu kadın kültür evleri, kooperatifleri, evde oturan kadınlarımızın ellerindeki ürünlere değer katarak, evet, bir şekilde hem o ürünlerin başka yörelerle tanıtılması hem de maddi kazanç, evet, sağlamasının bayağı etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz ne diyeceksiniz? Çok etkili oldu. Sayın Valimiz zaten bu işin üzerinde çok sıkı duruyor. Çok sıkı da takip ediyor. Çok iyi bir noktaya getirdi Sayın Valimin destekleriyle kadın kültür evleri. O iyi noktaya gelen evlerden bir tanesi bizim Hocalar Kadın Kültür Evi. Şu anda kadınlarımız evde ürettiklerini kadın kültür evi sayesinde ticaretini yapıp para kazanabiliyorlar. Ayrıca kadınlarımızın hiçbir sosyal faaliyeti ilçemizde hemen hemen yoktu. Köylerde dahil olmak üzere. Şimdi bayanlarımız kadın kültür evlerinde toparlanıyorlar. Orada sohbetlerini yapıyorlar. Değişik derslerini alıyorlar. Boş zamanlarında bu ürettikleri şeyleri üretiyorlar. Çocuklarını gelip orada çocuk oyun parkında eğlendirebiliyorlar. Kadın kültür evleriyle beraber hocaların ilçemizdeki bayanların kendi üretmiş oldukları lezzetli organik yemekler şu anda pazarlanıyor. Artık bayanlarımız da bu işten para kazanıyorlar. Peki Sayın Başkanım, bu katmer de yapılıyor. Evet. Sizin yöreninki nesi farklı? Bizim yöreninki yapılırken arkadaş çekebilir. İsterse ben ablalarıma soralım. Evet. Gel başkanım. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben şu ortaya doğru gelsem. Şimdi başkanım, sizin katmerim et etti. Sizin katmer diğer yörelerden nesi farklı? Bilmem. Lezzeti farklı. Lezzeti, her şeysi, yapılışı, her şeysi. Yani farklı mı aşağı kullanıyorsun, farklı mı ya? Yoksa onun mu farklı? Her, ne bileyim ya, el yapısı mı onu bilmiyorum ki. Başkanım, reklam kısmını ben senden alayım. Gel, ablalarım da üretim kısmında. Satış kısmını, reklam kısmını sadece çağırayım. Peki başkanım, şimdi ablalarım ellerine sağlık. Çok güzel bir şekilde katmerler yapıyorlar. Nesi farklı diğer katmerlerden? Katmer çoğu yerde yapılan bir ürün ama ilçemizdeki hanımların ellerindeki hünerle beraber daha lezzetli hale geliyor. Katkılarından olsun, unundan olsun, hamurundan olsun ve pişirme şeklinden olsun, hanımlarımız bu işin ustası. Yani her işin bir ustası vardır. Örnek veriyorum. Bir yemek bir yerde yapılıyor ama aynı yemekten başka yerde de yapılıyor. Ama bunun tadı farklı olan, bunun kararını tadanlar zaten fark ediyorlar. Farklı bir şekilde de bize dönüşler oluyor zaten tadından, lezzetinden. Yani maşallah bayanlarınız bu konuda hünerli. Peki başkanım, birkaç ürün var şurada. Ne de değişik orada özgü. Unutulan ürünlerimiz var burada. Unutulmaya yüz tutmuş. Hepimizin çocukken tattık ama şu anda bulmakta zorlandık hatta. Diyelim öyle diyelim. Darı deriz. Darı hamursuzu. İsmi böyle. Yöresel ismi bu. Darı hamursuzu. Mısırdan yapılma değil, evet, mi? Evet. Mısırdan yapılma. Darı hamursuzu. Çocukken çok yiyorduk bunu ama şimdi araset bulamıyoruz İsmail Bey şu anda. Bu haşhaşlısı. Darı hamursuzunun. Evet. Ben hiç yemedim şimdi. Tadan bunu çocukken yiyenler bilir tadını. Bu salt hamursuz deriz. Yine darıdan yapılır ama haşhaş yok. Salt. İsmi yöresel ismi bunun da. Salt hamursuz. Bunu da tadanlar bilir.
Bu da Medet değil, biraz önceki patlıcanı. Büyük patlıcanın közlemesi, evet. İsterseniz bir tadına bakın. Tahsin de gurme gibi olduk ha. Höşmerim. Özellikle kaymaktan yapılırsa yani tadı hemen diğer höşmerimlerden ayrılacak bir tat var. Bunu helvalarımız. Tahsin, biz programın formatını değiştirip yemek programına geçelim ya. Gerçekten böyle her standdan bir şeyler taksak muhteşem olacak. Onu helvalarımız, İsmail abi. Onu helvalarımız yine tamamen elde yapılma. İçindeki ne? İçine kimisi bademli. Bademli. Evet, bademli var. Fıstıklı var, fındıklı var. Değişik değişik un helvaları. Reçellerimizi zaten söyledim. Çok farklı reçellerimiz var. Değişik değişik. Patlıcan, domates. Bir de ablam, ben böyle gideyim. Evet. Gel Tahsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Burada hocaların standlarının ürünlerini tanıtıyorsun. Evet. Nasıl, ilgi nasıl? Güzel, yani ilgimiz bir de çadırımızdan kaynaklı da tabii, yöresel çadırımızla beraber ilgimiz yoğun. Çok şükür güzel geçiyor. Peki adamlar ne diyor mesela? Benim ilk kez tattığım şeyler var burada mesela. Darı hamursuz. İlk kez tattım ben. Mesela patlıcan çok severim. Bu patlıcan daha farklı geldi tabii bana. Tabii ki, çünkü güremizin patlıcanından yaptık. Bir de taş fırında közledik yaptık. O yüzden tabii esansı da özü de daha farklı geliyor. Haliyle daha güzel oluyor. Şimdi başkan duymasın. Başkan dedi ki bizim hocalarda bunlar evlerde hakikaten yapılır tabii normal. Gerçekten yapılır mı? Evet, yapılıyor. Başkan burada değilmiyorsun. Yok, başkanımla zaten her gün beraberiz. Ben belediye çalışanım aynı zamanda da. Bunların hepsi yapılıyor. Bu ürünlerin hepsinin hocalardaki evlerde üretildiğinin yani belli değil mi sence? Başkanımdan belli. Şu bünyeden belli değil mi? Yüzdeki kandan. Belli değil mi şu bünyeden? Elhamdülillah. Başkanım ne diyeyim? Zaten yani bir mesela misafirliğe gittiğimizde darı hamursuzu gelir. Höşmerimler sabah kahvaltıda ya da öğleye doğru gelir. Zaten reçellerimiz malum. Her zaman kullandığımız şeyler. Yemeklerimiz, tarhana çorbasız yemeğimiz olmuyor. Onu başkanım söyledi zaten, tarhana çorbası. O dedi bir şifa kaynağı yani, bizim aynen. için dedi. Hatta korona başladığında bir meşhurdu, tarhana çorbamız daha etkili olduğu da söyleniyordu yani. Tamam, onun evet. Bir kanıtlanmıştı yok tabii. Hayır, bizim tarhana çorbamız kalsın da korona bir defolup gitsin. Aynen öyle. Şey çok benim hoşuma gitti mesela. Reyhan şerbeti. Reyhan şerbeti. Yapılıyor muydu bu? Yapılıyor aslında, reyhan artık her yerde de satılıyor. Kolay da yetişiyor. Reyhan şerbetimiz de yani hanımlarımız tüketiyor genelde, yapıyorlar da. Ya, mesela limonata olsun, diğer şerbetler çok ama reyhan çok farklı bir yer. Bir ferahlık veriyor. Bir de şöyle bir şey var, artık ot kültürüne daha çok dönmeye başladık. Onun da etkisiyle, hani sebzenin etkisiyle reyhan şerbetimiz de daha sık kullanılıyor artık. Başkanım, otlara döndük ya da sizde yörüklük de var. Yörük Beyliği de var zaten. Evet. Otlara ve etlere mi? İlçemizin hemen hemen tamamı yörük. Son zamanlarda öyle oldu diyelim. Son zamanlarda. Et yiyorduk, şimdi ota mı döndük? Yani et olmazsa olmazımız şimdi. Et yemiyoruz desek kim inanır? Et olmazsa olmazımız. Ama son zamanlarda da tabii böyle ürünlere, ötürü bitkisel ürünlere yönelme her yerde olduğu gibi bizde de başladı. Doğadan elhamdülillah çoğu ürünü zaten toparlayabiliyoruz, bulabiliyoruz. Şu anda gayet memnunuz soframızdan, mutfağımızdan. Bunları izleyip de almak isteyenler albikere.com'dan alabiliyor değil mi? Ürünlerimizin şey olan kuru gıdalarımız ve filografilerimiz şu anda var ama yemek satışlarımız daha albikere'den başlamadık. Biz burada ağırlayalım ilk başta. Yemek isteyen hocalara gelsin. Tabii ki. Hocalar standımıza bekliyoruz. Ama diğer ürünleri almak isteyenler albikere.com'dan gelip hem hocaların ürünlerini tadabilirler. Ayrıca albikere.com biliyorsunuz tüm karı Afyonkarahisar'daki öğrencilerin bursları için harcanılıyor. Çok güzel bir site albikere.com. Hocaların ürünlerini almak için tekrar diyoruz, albikere.com'dan alabilirsiniz. Her vakti çaldım yarın kapısını, aman aman.
aman. Baktım yarın. Efendim yıllardan beri yolcu programı ilk programın bugüne kadar sizlerle ulaştığımızı sağlayan ana sponsorumuz Akronest'i biliyorsunuz. Ve Akronest'in şu anda Kastrom Festivali'nin standındayız. Ve genel müdürümüz Sayın Ünal Bey ile birlikteyiz. Ben abi demek istiyorum yani. Ünal abi, festival nasıl geçiyor? Festival dün başladı biliyorsunuz, büyük bir açılışla, tüm Afyon protokolünün, tüm Afyon'daki gastronomi ile ilgili bileşenlerin desteğini alarak büyük bir organizasyon şeklinde gövde gösterisiyle birlikte bir açılış yaptı. Hem Türkiye'den hem de Afyon'dan çok yoğun bir ilgi görüyoruz şu anda. Afyon için çok önemli ve iyi bir şekilde geçtiğine inanıyorum. Peki Akronest Temalık gastronomi alanında Afyon'u tanıtmaya başladı mı, hazır mı, yapıyor mu? Şimdi biz otelimizi ilk açtığımızdan itibaren zaten Afyon mutfağını büfemizde, menülerimizde yer veriyoruz. Zaten bazı şeyler olmazsa olmazlar biliyorsunuz. Mesela Afyon'da bir otel açıp kaymaklı ekmek kadayıfı vermemek, bir Afyon ekmeğini vermemek, bunlar zaten hiç yakışık almaz, bir tesise de kalmaz. Biz de açtığımızdan beri Afyon'un böyle önemli gastronomik değerlerini hem Türkiye'ye tanıtmak hem Afyon'a gelen misafirlerimize tanıtmak için yer veriyorduk. Biliyorsunuz 3 yıl önce de gastronomi ağına katılmak için başvuru yapıldı şehirde. UNESCO'nun değerleriyle birlikte biz de hemen o değerlere sahip çıkarak büfemizde hatta o amblemi kullanıp gelen misafirlerimize buranın gastronomi ağına UNESCO'ya katıldığını hem duyurmak hem de üzerimize düşeni yapmak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Gastronomi ağına katıldı. UNESCO'dan bu hazırlıklar bitti ilimizin tamamen. Ve bu yöresel ürünlerin standart şekilde sunulması ile ilgili de bir kurul oluştu. Biz o kurula da başvurumuzu yaptık. O bu standartlarda verdiğimize dair ilk alanla tesis, hatta bir numaralı belgesini biz aldık. Bu fuarın özellikle gastronomi festivalinin tanıtım lansmanında da o ödülü, belgemizi aldık. Onun için de yani standart bir şekilde önemli olan biliyorsunuz bu ürünleri tüm Türkiye'ye her yer Afyon'a geldiği zaman aynı standartlarda yemesini sağlamak için bir kurul kuruldu. Biz zaten o standartlarda vermeye çalışıyorduk. Bundan sonra daha dikkat edeceğiz. Hem coğrafi ürünlerimizi hem de böyle Afyon'un yöresel ürünlerini gerçek lezzetleriyle yani Afyon'daki gerçek değiştirmeden tüm Türkiye'ye tanıtmak için biz gerek menülerimizde, gerek alakart restorantımızda, gerek açık büfemizde yer veriyoruz. Tüm işletmelerinde buna destek vermesini bekliyoruz. Yani aklınıza gelecek misafirler termal suyla şifa bulurken, sağlıklarını korurken lezzetleriyle de Afyon'un lezzetleriyle tabii şenlik yapacak yani kendileri. Tabii değiştirilmeden standarta uygun bir şekilde insanlar hani ne yediğini bilecek, nerede yediğini de bilecek. O standardın önemi de oradan geliyor zaten. Festival hayırlı olsun ve kolay gelsin diyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, size de kolay gelsin. Ali Bey, İkbal'in önü yine dolu her zaman gibi ve Afyon'un ürünlerini hiç tanıtmak için hiçbir şeyden kaçınmıyor. Her zaman olduğu gibi yine İkbal Sucukları, İkbal Lokumları
ne diyelim, dağılıyor bol bol. Şimdi efendim hoş geldiniz ilk önce. Bugün bu gastro festivalin ikinci günü. Dün 5200 adet ekmek sucuk dağıttık. 150 kilo sucuk döner, et döner dağıttık. Tüm halkımız afiyet olsun. Halkımız mutlu olsun. Halkımıza her şey yakışır. Bu mutlu günde biz de belediyenin yapmış olduğu, valinin yapmış olduğu bu etkinliğe, gastro asfona katkı sağlamak için buradayız. İnşallah bu fuar hem Afyonkarahisar'a hem ülkemize uluslararası anlamda faydalı olur. Sizin vasıtanızda da herkese sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Çok sağ ol. Hamza Şefim, ne diyeceksin festival için? Şimdi 14-17 Ekim uzun süredir hazırlıklarını yaptık. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir festival olduğunu düşünüyoruz. Ama bu bizim için yeterli değil. Sizlerin de bildiği gibi. Bu başlangıç içinde. Evet, 2018-19-21 yılında da geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Üçüncüsü, daha 3 yaşında bir çocuğumuz var. Biz bunu giderek büyütmek istiyoruz. Yani daha uluslararası boyutlara, hani daha çok insanların katılımıyla. İnan şu anda bile çoğu kişiye cevap veremedik. Yani ciddi bir katılım oldu. İşte etkinlik alanımız da oldukça büyük. Çok da güzel geçiyor. Verimli oldu. Hani katılım anlamı yurt içi, yurt dışından, büyük elçilerinden tutun işte Michelin yıldızı şeflere kadar bayağı bir katılımımız var. Yine yemek yazarlarımız, gurmelerimiz, bloggerlarımız hepsi burada. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun. UNESCO tescilini de aldıktan sonra Afyon artık gastronomi anlamında altyapısını da oluşturarak, eksiklerimizi biliyoruz, bunları da gidererek inşallah 4-5 yıl içerisinde gastronomi anlamında da Afyonkarahisar'ın ben merkez olacağını düşünüyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Ahmet kardeşim. Öyle efendim. Sucukla doyurup lokumla evet. Ağızları tatlandırıyorsun. Öyle. Öncelikle sizin tatlılarınız buna tat katıyor. Bunu da söyleyeyim aynı zamanda İsmail Bey. Öyle bir şey ki Afyon'umuzun nasıl diyeyim, işareti, coğrafi işareti lokum, şeker, sucuk, tatlı ve yemeklerimizden enfes bir tat elde ediyoruz. Bir de Kanal 3'ün böyle bir programı tatlandırması bize daha onur verici oldu. Lokumlarımızı şöyle ikram edelim ve tatlandıralım aynı zamanda. Buyurun İsmail Bey. Hemen biz ikram edelim. Lokumlarımızın turizme katkısı çok büyüktür. İç turizme ve dış turizme olan payı da çok büyüktür. Aynı zamanda manda kaymaklı lokumlarımız Antep fıstıklısı ile birleştiği zaman enfes bir tat elde ediyorsunuz. Bu tatlarla beraber diğer görmüş olduğunuz çeşitlerimizi de burada görüyorsunuz. Çikolatalı kaymaklı, fındıklı kaymaklı, cevizli kaymaklı ve geleneksel kaymak lokumumuz. Bunlar da tatlılık katıyor. Ve aynı zamanda hem turizmimize hem de bu gastronomi şehrimize bir renklilik, bir güzellik kattığı için ben üzerimize düşenimiz yaptığımıza eminim. Bir de sanırım yeni ürünler var. Yeni ürünümüzün bunlar böyle, yeni mi başladı? Bunlar bu ürünlerimiz nar suyundan yapılan, nar suyuna hiç şeker katılmadan narın kendi şerbet, kendi tadıyla yapılan organik lokumlar. Görüyorsunuz aramız dahi burada bizi temsil ediyor. Ve Antep fıstığı, gül yapraklı. Kendiliğinden gelmiş. Kendiliğinden tabii tahta gelir o, gülüyorsunuz. Ve aynı zamanda bunlar organiktir. Yurt içi ihracatlarımız da vardır. Yurt içinde de satışlarımız vardır. Ve bunun bir güzel özelliği de hiç yan etkisi yoktur. Organiktir ve süperdir. Güzel bir güç verir. Afyon Kalesi'ne 7 sefer ener çıkarsınız bu lokumu yediğiniz zaman. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de bilgilendirdiğiniz için. Ne demek? Afiyet olsun efendim. Tanıtır için de ayrıca teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Saygılar sunarım. Kanal 3'e de bu programdan dolayı saygılar sunarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gastronomi festivalimizde evet. Yemeklerimiz, tatlarımızın yanı sıra Afyon'umuzun olmazsa olmazı termalleri de var. Evet. Ve park, resort olarak da siz de yerinizi aldınız. Ne diyeceksiniz? Sandıklı Termal Park Resort olarak Sandıklı'nın ve bölgenin en iyi termal oteli olarak Türkiye'de gastronomi adına herkesi otelimize bekliyoruz. Türkiye'nin en iyi yönetilen termal otel ödülüne sahip bir otelimiz var. Başta Genel Müdürümüz Ahmet Yılmaz Yavuz olmak üzere tüm ekibimizi doyasıya tatilin keyfini çıkaracağınız Şifa'nın termalin başkenti olan ayrıca yemeklerimizde doğru yine geldik. Afyon'umuzun evet Afyon'umuzun özel yemekleri, Afyon'umuzun özel tescilli lezzetlerini tatmak için otelimize bekliyoruz. Yani sabahleyin kahvaltıda
otele indiklerinde mercimekli bükme yiyebilecek mi? Mercimekli bükme diyecekler, sandıklığımızı az kesmelerimizi diyecekler haşhaşlı ve birçok daha bölgemize, sandıklığımıza ait güzel, lezzetli, enfes lezzetler tatacaklar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Akrones Termal Otel'in sunduğu yolcu programı reklamlardan sonra devam edecek. Akrones Termal Otel'in sunduğu yolcu programı devam ediyor. Şefim, festivalde yarışma üzerine yarışma var. Burada üniversiteler yarışıyor. Burada ev hanımların yarışması var herhalde. Evet, üniversiteler, ev hanımlar, engelsiz yarışmalarımız var. Afyonumuzun olmazsa olmaz kız istemeye giderken gelin çöreği. Kız çıkarken. Burada normal bükmelerimiz var. Afyonumuzun yöresel UNESCO tescilli bükmelerimiz, ağız açıklarımız var, şişne kompostomuz var. Ağız açık burada var, orada var, orada var. Hangisinin birinci olduğu nasıl belli olur yani? Şimdi efendim, bizim tarihçemiz geçmişimizden geldiği için bükme bir Afyon Karahisar'da var. Afyon'un olan bükmenin en iyisini anlar. Afyon'un tatlısı mı? Tabii. Afyon'un insan eğer ki bükmeyi anlarsın. Buyurun. Mercimekli bükme var. Mercimekli kıymalı ağız açığımız var burada. Peynirli ağız açığımız var ve patatesli normal bükmemiz var. Patatesli normal bükme. Başka neler var? Buyurun efendim. Yine burada kıymalı ağız açığımız, mercimekli ve haşhaşlı. Biliyorsunuz bizim olmazsa olmazımız Afyon Karahisar'ımızın haşhaşı. Bu arada rüzgarın azizliğiyle de ürünler kapatılıyor. Evet, biz devam edelim. Burada hamursumuz var. Hamursuyu Afyon Karahisar'da bulabilirsiniz. Hamursu dediğimiz ne? Hamursu bizim Afyon Karahisar'ımıza özgü bir yemektir. Tandır fırınında pişer. Kuzinelerde pişer. İçindekiler ne? Efendim, içinde ceviz var. Gördüğünüz kadarıyla zaten kullanılan ürünler de tabakta var. Haşhaş ve çörek. Buyurun, burada 03 yazıyor Sayın Hocam. Haşhaş değil. Hamursu da? Hep hamur ürünleri. Tabii biz Afyon Karahisar, hamur olmadı mıydı doymayız. Hamur yaptı. Burada bükmemiz var yine, mercimekli, peynirli. Yine aynı burada bükmemiz var, nokullumuz var. Haşkeşli. Haşkeşli, aynen öyle. Haşkeşliysen haşkeşlidir. Haşkeşli. Burada da yine? Burada yine yöresel olarak yani vişne sularımız var. Burada mercimekli bükme, peynirli bükme, kıymalı bükme. Evde fırından geldiğin zaman vişne suyun, turşun, reçelin olması lazım. Peki kimler derece verecek tadarak bunları? Burada kıymetli Tufan Ustam, Tans Hocam Kocatepe Üniversitesi'nden. Hocam burada herhalde. Merhaba. Merhaba. Peki şimdi şöyle şefime söyledim. Hep ağız açık tarzı ve bükmeler. Evet. Hep aynı ürünlere benziyor. Birbirine benziyor. Birbirine benziyor. Tabii lezzetleri damak olarak siz seçecekler. Nasıl seçeceksiniz? Yani şefim dedi ki Afyon olan bunu bilir.
Evet, şimdi özellikle don yağının ve iç yağının kullanılması, yine Afyon'un kendi yöresine ait patatesinin, ununun, buğdayının kullanılması ayırt edici özellikler arasında. Ben bir de şurada ek bir bilgi vermek istiyorum. 13 yıldır Afyon'da yaşıyorum. Tabii ki bu ürünler hakkında bilgim var, biraz da tecrübem var. 13 yılda Afyon olmuşsun zaten. Evet, ancak Afyon Karahisar halkının, özellikle bayanların bu ürünleri yaparken kullandığı ekipmanlar ayırt edici özellik arasında hamur teknesi, haşhaş taşı, bir de mutfak jesti dediğimiz şey var. Yani bu don yağını şöyle parmakların arasından hamurun üzerine akıtmaları, haşhaşı ezmeleri, oklava atışları, biz ne kadar yaparsak yapalım halkla özdeşleşen bir mutfak jesti var. Peki Tansu Hocam, evlerde don yağı kaldı mı? Kullanılıyor. Ki, bunlar da olması gereken diyorsunuz. Olması gerekiyor. Kıtırlık, gevreklik veriyor. Sağlıklı da bence kullanılıyor. Köylerde, Afyon Karahisar'ın evlerinde, hatta biz uygulamalarımızda bu don yağına yer veriyoruz açıkçası. Don yağı kullanılmayan bükme, ağız açık bükme değil midir? Vallahi bence değil. Hani buralı değilim ama gördüğüm bir, edindiğim bir tecrübe var. Don yağı bir özellik katıyor ve bu ürünlerin ayırt edici özelliğini oluşturuyor don yağı, gevreklik açısından. Peki siz ne diyeceksiniz? Benim burada en çok şey yapamadığım şey, taş fırında hiç pişen bükme yok, ağız açık da yok. Hep evlerdeki fırınlarda pişmiş yani. Keşke de orijinalde taş fırında böyle. Yani bildiğimiz mesela Tansu Hocam'ın dedi ki don yağı olması gerekiyor. Özellik bir de mahalle fırından pişmesi lazım. Kesinlikle mahalle fırından. Şimdi bak hocam, normalde Afyonlu olmadığı halde don yağını ayırt ediyor yani. Normalde don yağı olması lazım, mahalle taş fırında pişmesi lazım, samanla pişmesi lazım. Bükmenin orijinalliği o. Ama evde mini fırında pişiriyorsun, geliyorsun. O da o zaman gündelik kadınların birbirine yaptığı bükmelerden olmuş. Duymasınlar şimdi bizi. Evet. Ama hepsi çok güzel emek vermiş. Emeklerine saygı duyuyorum. Ya doğal o yani. Hocamın dediği gibi yani, orijinal o yani. Ama bir bakıma gastronomi festivalinde yöresel lezzetlerde yarışmaya katılıyorsa yöreseline uygun. Kesinlikle ya. Kesinlikle aradığımız bu. Lazım yani. Aynen. Pişmişlik derecesi işte. O kafada gelecek evde değil mi? Evet, ev hamur teknesiyle yoğrulması. Her şey aynen. Yolda gördüğüne verecek. Yolda gördüğüne verecek. Aynen. Ya Tufan abi, sen 30 yıl 40 yıl öncesini ama insanları arıyorsun. İşte biz onu sergilemeye çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz zaten. Eskiden mahallede tepside kafanın üzerinde gelirdi. Giderdi. Yolda gördüğüne verdikçe onun bereketi yani çoğalır. Yani dağıtarak giderdi. Biz onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz da işte şimdi maalesef. Abla ne diyeceksin, nasıl diyeceksiniz bunu? Hepsi yani, bu kadar sert söyleme şimdi. Sert yüzlerine. Evet. Sert söylemiyoruz. Bunlar ne mahalle, bu firma. Nasıl usulce ne diyeceksiniz? Keşke yapsalardı diyoruz yani, hocam da aynısını diyor. Yani keşke. Ama yine hep pişenlerde de var. Anam babam evet. Dönemi. Tabii. Yani bunlar daha. Ama evet. Şimdi bir de şu var. Mahallelerde kara fırında kalmadı artık. Kaldı. Belediyemiz var, bütün mahalleyi tam yaptı. Tam tersi arttırıldı. Arttırıldı. Arttırıldı aynen. Mesela benim mahallemde Karşıyaka'da belediye iki tane yaptı. Evet, Afyon var, belediyemiz iki tane yaptı. Mahallede var. Sade Karşıyaka iki tane yaptı. Evet. Bu ölmesin diye yani. Bu kültür yani, ölmesin diye. Mahallelerde, köylerde, ilçelerde şu anda halen yapılan kara fırınlarımız var. Devam ediyor gelenek. Şu anda bizim Şuhut'un İsallı köyünde devlet göndermiş ve kara fırın yapılıyor. İnşaatı devam ediyor. 20 güne kadar hazır. O zaman yöresel lezzetlere sahip çıkmak için önce kara fırınlara sahip çıkacağız o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle evet. Kara fırında doğalgazla olmayacak ama. Evet. Odun ateşli. Tufan hocam, sen şimdi ya mahalle fırını istedin. Şimdi evet. Saman istedin. Çok şey istedin. Hatta sen şimdi tepside şey olacak dersin. Kesinlikle. Hocam ne dedi? Bak direktmen don yağın dedi. Abi, bak. Bir de ürünlerin gün ışığına çıkması açısından sahiplenmek ve köklerimizi korumak adına bu ürünlerin usulüne uygun sunulması da önemli. Mesela bayan arkadaşımız orada kırmızı bir jelatine sarmış ki özünde de bu şekilde sunulması var. Bir gelin kurabiyesinin, haşhaş çöreğinin. Hani kutluyorum kendisini. Usulüne uygun getirmiş. Biz açacağız. Tabii ki lezzet önemli ama bu şekilde sarılması da gelenekler arasında. Evet. Bu şerbet mi, hoşaf mı onlar bükmenin yanında çaktırmadı? Şerbet dedi bence. Ama hoşaf olması gerekmiyor. Bence de hoşafa benziyor. Hoşaftır yani, herhalde. Masaya gelince biliriz artık. Evet. Peki bir o zaman bakalım, o zaman. Evet, bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
efendim Gastronomi Festivali'nde diğer üniversiteden gelen öğrenciler burada yemek yapma konusunda hem yarışarak hünerlerini gösteriyor. Hocam sizin üniversiteniz de Afyon'da. Şu anda yarışmada festivalde. Öncelikle festival için ne diyeceksiniz? Festival gayet başarılı. Alan geniş geniş parana kurulmuş ve öğrenciler için sunulan bütün imkanları görebiliyoruz arkamızda. Güzel bir etkinliğin gerçekleşti. Bir festival alanı gerçekleşmiş. Burada birçok ülkelerden de insanların katıldığını gördük. O zaman ev hanımlarına büyük bir alkış İlerleyen zamanlarda daha güzellerini yapılıp böyle Alanya'mızda da burada da karşılıklı şekilde olan bir şey olursa biz ne kadar mutlu oluruz. Biz çünkü öğrencilerimizin tanınmasını ve öğrencilerimizin yarışmalarda başarılı sonuçlar almasını isteyen ve bundan memnun olan kişileriz. İnşallah daha iyilerinde ve daha güzellerinde tabii bu da kötü demiyorum hiç kesinlikle. Daha güzellerinde birlikte olmayı nasip eder Allah. Peki burada yarışmada sizin isteğiniz öğrencilerinizin strese baskıya nasıl dayanıklı mı yoksa derece almak mı yoksa ikisi mi? Bizim için önemli olan öğrencilerimizin yani bu işlere biz ne kadar vermişiz? Bu öğrenciler bundan ne kadar almış ve burada o kriz yönetimini, o kriz anını ne kadar başarılı geçirdiklerini gözlemlemek bizim için çok iyi oluyor. Mesela şu anda kendi grubumun nasıl o kriz yönetimini, ekibim çok güzel. Ekibim gayet güzel. Ekibimden her zaman memnunum. Ve diğer ekiplerden de bunları gözlemliyoruz. Hani öğrencilerimizden verdiklerimizin ne kadarını alabiliyoruz? Bizim için önemli olan bu. Öğrencilerimiz gelecekte hani birer şefler olduğu zaman ne kadar böyle kendini geliştiren, ne kadar böyle iyiyse biz bundan memnun oluruz. Şu anda biz de çocuklardan başarı beklentimiz yok. Hani tabii bu memnuniyet duyarız ama bu öğrencilerimiz kendi kişisel gelişimlerini tamamladığını gözlemlemek bizim için en büyük mutluluk. Peki Afyon'la ne diyeceksiniz? Yani böyle bir gastronomi festivali Afyon'da yapılıyor. Daha yeni aslında 3. ama 2 yıldır pandemi olduğu için bu süreç maalesef pandemi. O süreçte geçildi. Afyon'la ne diyeceksiniz? Afyon'lara yani şöyle söyleyeyim. Şu pandemi döneminde hafiflemişken yapılması bizim için çok iyi oldu. Çünkü öğrencilerimiz katılmak istedi. Zaten son sınıf öğrencilerimiz şu anda. Yaklaşık 1,5-2 senedir eğitimden uzaktan aldılar. Yine bu, evet, bu etkinliklerin daha çok olmasını, bu öğrencilerin bunlara katılmasını biz çok istiyoruz. Nerede kendi varsa her yere gitmek için elimizden geleni yapacağız. Arka tarafına rica ediyorum. Festivalli ve ekibinizin. Festival, bu tür festivalleri kendimizi geliştirme açısından olumlu buluyor. Çünkü özellikle bu pandemi sürecinde olumsuz bir şekilde etkilendik ama bu tür fırsatları iyi bir şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Buraya katıldığımız için de mutluyum. Ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Heyecanlıyız. Ekip heyecanlı mı? Ekip de heyecanlı. Ama üstesinden geleceğimizden şüphem yok. İnşallah her şey güzel olacak. Çok sağ ol. Siz var mı? Bu festivalle yarışma için şu an yok sanırım. Öncelikle ben Aslan Afyonluyum. Uzun zaman memlekete gidiyorsun değil mi? Evet. O zaman şöyle çaktırmadan söyleyelim. Evet, yarışmacı ekip içerisinde benim yeğenim de var. Alpay Yüzme yarışıyor. O da falan. Ekibin içerisinde yarışmada. Yarışmadan sonra Alpay ne yemek pişirmiş ona bakacağız ve sana dönelim şimdi. Uzun zamandır memleketimi görmüyordum. Hem görmek güzel oldu. Hem böyle bir şeyin hani vesile olması. Hem memleketimi görüyorum hem de inşallah güzel madalyalarla döneceğiz. Hem ekibimizden Türkiye bireysel olarak. Gerçekten. Yani inşallah güzel olur diyelim. Aslında ekip Afyon'da Afyon'da yarışıyor değil mi? Alanya Üniversitesi adına. Evet. Alanya Üniversitesi adına. Tabii daha yani Afyonlar yarışıyor aslında burada. Evet. Biraz farklı. Güzel oldu yani bizim için. Hem yeni bir deneyim hani hem kendi memleketimizi gördük. Yani güzel oldu her açıdan. Peki nasıl? İlgi nasıl festivale? Ya? Bence sen ne yapıyorsun? Aferin yapsın da bir. Evet, görevli arkadaşları yani masa 5'e alabilir miyim? Yerleri, görevli arkadaşları masa 5'e. Afyon'daki ilgi nasıl? Evet, kızlar. Bence Afyon'daki ilgi gitgide artıyor. Çünkü bu şekilde etkinlikler arttıkça ilgi de artıyor. Hani kişi sayısı artıyor. Güzel bir şekilde ilgi devam ediyor. Evet. Ya sürekli yani bu evet, şekilde etkinlikler devam ettikçe ilgi de artacak. Yani Afyon'umuz daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Oldu, çok sağ ol. Çok teşekkür. Yıllardır ekranlarda soruyorsun hep. Şimdi ben sorayım. Peki. Karşında oğlun yarışıyor. Alpay yeğenim yarışıyor. Ne diyeceksin? Evet, insanın oğlunun böyle bir yarışmada yer alması gurur veriyor. Onun yarışmada evet, alacağı dereceden ziyade hocalarının onunla ilgili iyi kanaatleri beni en çok mutlu eden o. Aynı anda yapılıyor. Allah herkese benim evlatlarım gibi Türk mutfağı, devletine, milletine bağlı, saygılı, sevgili evlatlar nasip etsin. 14 Ekim. Evde güzel yemek yapar mı Alpay? Bir yandan çocukluğundan beri yapar.
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi gümüş madalya. 80.75 puanla üniversiteler arası ekipler modern Türk mutfağı yemek yarışmasında 3. oldu. Tebrik ediyoruz sizi. Gençler Nurettin Güzbey, Eren Elele, Azmi Efe Kale ve hocamızla alındık sahneye. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ederiz. Gastroafyon 2021 Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nde bugün 2. günü tamamlamaya son 10 dakika. Çok güzel bir gün geçirdik. İnanılmaz güzel workshoplar vardı, yarışmalar vardı ve gençler kıyasıya yarıştılar. Heyecan. Efendim Barbaros Şef'le birlikteyiz şu anda. Ve Afyon'da düzenlenen Gastro Festival için elimizde bulunuyor. Festival için ne diyeceksiniz Şef? Bu festival Afyon için öncelikle çok güzel bir şey açıkçası. Bizim buraya ikinci defa gelişimiz. Her ikisi de çok iyi iş geçti. Ve çok güzel bir katılım var şu anda da. Öncelikle zaten Afyon mutfağının kültürü, Mezopotamya kültürünü taşıdığı için tarihi çok yüksek bir şey. En önemli malzemelerinden birisi haşhaş. Ve artık çok yeni şekilde işlenmeye başlandı. Artık her evde bulunan bir şey oldu haşhaş. Onun üzerine de çok güzel çalışmalarımız var. Bu arada milli takım olarak da burada düzenlemiş olduğumuz yarışmalarda tamamen Afyon'un yerel ürünleriyle beraber yeni varyantlar çıkardığımız tabaklar yaptık. Gayet keyifliydi. Ve burada açılan Afyon'un o yerel firmalarıyla yaptığımız görüşlerde çok güzel yerlere taşıdığını gördük gastronomisini. Ben gayet keyifle mutluyum. Peki senin menünde şef Afyon'un yemeği var mı hiç? Benim menümde İlibada dolması var açıkçası. Yok, yemesini mi seversin yoksa? Ben yemesini severim ama yapmasını da zevk aldığım dolmalardan bir tanesidir kendisi. Çünkü o muska oluşu, yanındaki yoğurdu, sosu çok harika bir yere taşınıyor. Bir de tarihin en eski dolma çeşitlerinden birisidir kendisi. O yüzden çok... Şu var yani, yöresel lezzetlere yörenin kendi halkının sahip çıkması gerekiyor değil mi? Zaten yani... eğer ki sözünü kes kusura bakma da, biz yöresel olan şeylere sahip çıkmazsak bana suşi yapan aşçı lazım değil öncelikle. Bana kuru fasulyeyi, pilavı, ilibada dolmasını, ekmek kadayıfını, kendi yöresinin bir şeylerini işleyen insanlar bizim için daha önemlidir ki bizi ileriye taşıyacak insanlar bu insanlar. Elinizden hümerli yemekler çıktığı kadar ağzınızdan da çok güzel sözler çıktı. Çok teşekkür ederim. Bu yöresel lezzetlerin savunulması için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Efendim Gastro Festivalimizde bizimle medarıklarımız, lokumumuz var burada. Lokum deyince de aklımda Alko. Alko sanırım yeni üretimleri var bu festivalde. Senden dinleyelim. Bu yeni ürünler hangileri? Yeni ürünlerimiz burada goji berili, içi Antep fıstıklı olanımız, dışı goji berili, safranlı, yine Antepli. Yani altın, yani safransı altın. Evet. Gül İçi fındıklı, gül kaplama, dışı toz Antep, içi Antep fıstıklı. Bunlar yeni ürünlerimiz. Bunların damak zevki apayrı bir şey. Tabii de olmazsa olmazlarımız var. Yani. Olmazsa olmazlarımızdan Afyon'un. Yine kaymaklı lokumumuz var. Gerçek manda kaymağından yapılan. Bunun yanında helvamız var yine. Bunu çok iddialıyız helvada. Yani Türkiye'nin en iyilerinden bir tanesi. Damak zevki olarak. Pişmaniye kendi üretimimiz, helva kendi üretimimiz. Yani burada gördüğünüzün bütün hepsi de 141 çeşit ürünün hepsinde Alko olarak Afyon'da biz halkımıza sunuyoruz. Ya aslında bu festivale katılarak da lokumun Afyon'un olduğu. Evet. Onu da duyuruyoruz yani. Evet. Şimdi lokumun sahiplenen çok şehir de var. Şehir de var ama gerçek sahibi Afyon. Afyon'dur. Yani nasıl sucuğumuz, etimiz, ekmeğimiz Afyon'sa lokumumuz, kaymağımız da Afyon, helvamız da Afyon. Allah gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. İlimizin gurmesi İhsan Şengül'le birdeyiz. Merhabalar. Üçüncü gastro festival yapılıyor ama ilk iki yıl
pandemi vardı peki öyle. Sönük şey, geçmişti sönük evet. Bu festivale ne diyeceksin sen? Afyon tanıtımı için çok çok önemli bir festival. Görüyorsunuz katılım çok yüksek. Böyle olmakla birlikte öncelikle motor fest, ardından gastronomi faaliyetleri Afyon'un tanıtımı için çok çok önemliydi. Emeği geçen Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Afyon çok daha iyi yerlere gelecektir, buna eminiz. Çok nadir şehirlerden biriyiz. Peki idrakında mıyız bunun? İdrakında değiliz bence. İşte ona göre önemli. Bence idrakında değiliz. Tanıtımı biraz daha fazlalaştırırsak inanın çok daha güzel olacak. Buna katılıyorum. Gelecek sene sen bundan daha güzel geçeceksin. Çok daha çok daha büyük organizasyon, daha büyük organizasyonlar yapılabilir. Ama bu apalanmadan yürünmez. Böyle olacak. Zaten daha üçüncüsü bu ama ilk iki. Tabii. Yine de yani çok bir güzel. Bir de şu var. Biz Afyonlar biliyorsun başlangıcı vurmayı severiz. Evet. Yani maalesef. Elinden tutulup bir beraber apalayalım demeyiz. Maalesef. Yani vurmayı severiz. Bari bunu vurmayalım değil mi? Birlik ve beraberlik olduğu takdirde her şey de çok daha güzel olur. Öncelikle beraber ve bir olmalıyız. Tek yürek olmalıyız. İnşallah sen dediğin gibi olur ister. İnşallah. İyi günler İyi diliyorum. Sana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Yolculuk Gastronomi Festivali'nde gezilerimiz devam ediyor. Şu anda Double Tree Hilton'dayız ve Sait Bey ile birlikteyiz. Sait Bey öncelikle festival nasıl değerlendiniz? Nasıl görüyorsunuz ikinci günü bugün? Evet. Vallahi festival çok güzel geçiyor. Gayet memnunuz. Bu UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bu gastro festivali, gastronomi şehri olmamızın 3. yılı bu yıl. Ve bunun çok faydasını gördük otel olarak. Biz hani hem reklam anlamında hem de şehrin tanıtımı anlamında çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik de çok güzel ve şu ana kadar ilginin çok iyi olduğunu görüyoruz. Bir günümüz daha var. İnşallah yarın da böyle yoğun bir şekilde geçireceğiz. Peki işletme olarak siz bu gastronomi olarak hazır mısınız? Yani yemek menülerinizde Afyon yemekleriniz var mı? Ona şöyle cevap vereyim. Kısmi var ama ben şahsen otelin genel müdürü olarak memnun değilim bundan. Daha fazla yer vermek istiyorum. Bununla ilgili tabii biz yerel yönetimlerimizle de konuşuyoruz. Onların işte özel reçeteleri, bize sunacakları özel reçetelerle birlikte daha fazla yer vermek istiyoruz. Mesela şunu gayet rahat söyleyebilirim ben. Kahvaltımızda bu yöresel ürünler köşesi yaptık. Orada yöresel ürünlerimizde işte bükmemizi açmamızı hepsini yer veriyoruz ve hepsinde ismini birer birer yazıyoruz. Onun dışında alakart menümüzde de biz ağırlıklı alakart olarak çalışan bir oteliz. Alakart menümüzde de kısmi olarak dediğim gibi yer verdik. Şu anda takriben 3 veya 4 ürünümüz var. Tabi bunun sayılarını arttırmak istiyoruz. Yavaş yavaş artık bu da. Tabii yani yavaş yavaş ve dediğim gibi hani biz otelciler olarak kendi aramızda da konuşuyoruz. Hani bunları belki dağıtabiliriz. Hani yörede 50 ürün varsa, 50 yemek varsa bunu ne bileyim her otel... 50 yemeği menüyü koymanız mümkün değil. Tabii hepsini koyamayız. En azından misafirlerimiz değişik otelleri gezerken en azından farklı lezzetleri de tatmış olurlar diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu Afyonkarahisar için çok büyük bir kazanım. Gastronomi şehri olmak ve bunda hani hem ulusal hem de bir dünya markası yaratmak yerel yönetimlerimizi bu konuda gerçekten takdir ediyoruz, kutluyoruz. Biz de hani otelciler olarak her türlü desteği vermeye hazırız bu konuda. Şimdi Sait Bey, şimdi gastronomi dediğimiz zaman sadece bir yemek kazanım olarak düşünmemiz gerekir değil mi? Afyon'un bütün kesimleri aslında ekonomik olarak bundan büyük kazançlar elde edecek. Evet. Yani siz mesela kendi sektörünüze turizm otelcilik olarak düşünüyorsunuz. Bunun yöresel ürünleri satan ham maddesini satacak yerler olacak. Ne bileyim pişiren yerler daha farklı butik restoranlar olacak şehirde. Evet. Şehir olarak aslında buna sahip çıkmak evet. lazım. Bir festival olarak değil, bir otelci olarak değil, bir Afyon olarak bunu herhalde bu taşın altına elimiz değil gövdemizi koymak lazım herhalde. Kesinlikle. Ya kısacık ben böyle şehri bir özetleyeyim. Hani ben geldiğimden beri 3. yılındayım ben Afyon'da. Otelimizin açılışından hemen önce gelmiştim. Bu arada otelimiz de gayet iyi ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Açılışımızdan itibaren ve hani dünyaya da tanıtıyoruz Afyonkarahisar'ı. Dünyadan misafir de çekiyoruz bu bağlamda. Şimdi Afyonkarahisar o kadar zengin ki yani turizmle gerçekten bu şehir kalkınabilir. Afyon zenginliğinin farkında mı?
onu biraz daha çalışmamız lazım diye düşünüyorum. İşte gıdasal ürünlerden tutun da işte yeni hani Sayın Valimizin de katkılarıyla Frig Vadisi'nden tutalım. Gerçekten termal zaten hani başkentiz diyoruz. Şimdi kesinlikle katılıyorum size. Bu şehrin birlikte yapacağı bir şey. Aslında bu birçok bölge ve iller için aynı şekilde. Yani bir yerel yönetim veya bir özel sektör tek başına bunu başaramaz. Hiçbir alanda başaramaz. Kesinlikle birlikte olmak lazım. Bu işte çok büyük geri dönüşüm olur ve yani bundan geri dönüşüm olacağını ve halkın bundan kazanacağını halka nasıl söyleyeyim iyi anlatıp onları ikna etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şöyle kısacık bir örnek vereyim. İspanya bundan 15 yıl öncesine kadar bizim şu anda yaptığımız gibi sahil bölgelerinde her şey dahil sistemle turizmini yapıyordu. Yalnız 10-15 yıl önce gördüler ki sundukları hizmete ve ürüne istinaden kazandıkları para çok az. Ve onlar gastronomi turizmine yöneldiler. İşte Michelin starlı, yıldızlı restoranlar, işte değişik yöresel ürünlerini yabancı misafirlere tattırma ve sunma gibi. Şu anda kişi sayısı olarak daha az kişi geliyor İspanya'ya ama gelir olarak yani 3'e 4'e katladığını gayet rahat söyleyebiliriz. Afyon'da bunlardan biri olabilir diye düşünüyorum. Biz de yavaş yavaş gelmek üzereyiz. Hangi kavşağa gireceğimizi artık o zaman da göreceğiz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Hani az önce söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Şehirdeki tüm paydaşlar, yerel yönetimlerden özel sektöre kadar herkes elini taşın altına koymalı. Bunu da yapabileceğimiz maksimumunu yapmalı diye düşünüyorum ve söylüyorum. Ben de bu festivale yapmış olduğunuz katkıdan dolayı ben de size ve şirketinize teşekkür ederim. Buyurun Özden Hocam. Gerçekten organizasyonun gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanımızı, emeği geçen herkesi gerçekten kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Özel Hocam ben sizi yakından tanıyorum. Yani yıllardır Afyon Karahisar'ın eğitiminde imza atan birisiniz. Afyon'un son yıllarına baktığınız zaman Afyon gerçekten çıkışını yakaladı ya da daha çıkılışını yakalamak üzere mi diyebilirsiniz? Tabii Afyon'da gerçekten özellikle son 10 yılda hatta 15 yılda çok büyük bir ivme kat edildi. Her alanda bunu görebiliyoruz. Şehrin kültürel, sosyal, ekonomik, sanatsal anlamda da faaliyetleri gerçekten büyüklerimizin korelasyonuyla, birlikteliğiyle, uyumuyla, üniversitesiyle, sivil toplum örgütleriyle çok iyi bir noktaya geldi. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah. Festivale gezilerimiz devam ediyor. Siz ne diyeceksiniz? 2 gündür festival var ve bir gün daha sürecek. Ne diyeceksiniz festival hakkında? Yani müthiş bir yoğunluk var. Gerçekten Afyon'umuz için hakikaten çok çok iyi oldu. Türkiye içerisinde, Türkiye genelinde birçok Antep olsun, Adana olsun yoğun bir talep. Tabii bizlere de yoğun bir talep var. Mutluyuz. Yani bu kalabalık biraz sonra zaten yine çoğalmaya başlayacak. Kesinlikle. Afyon'lar ilgi gösteriyor mu sizce? Evet, Afyon'dan da çok yoğun ilgi var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meyve kurutulması sanırım bunlar. Evet, nasıl bir işlem gerçekleşti? Anlatabilir misiniz? Bu, evet, tabii ki bu kurutulmuş ürünlerimiz dondurarak kurutma teknolojisiyle kurutuluyor. Bu yöntemde biz önce bu meyveleri yıkayıp dilimledikten sonra -20 derecede donduruyoruz. Dondurduktan sonra işte bu freeze dry dondurarak kurutma teknolojisi ile o makinalarımıza koyuyoruz. Makinalarda bunlar vakum altında kuruttuğumuz için görünüm olarak da taze ürüne eşdeğer bir ürün, yani görünüş olarak baktığınızda zaten taze gibi duruyor. Aynı zamanda besin değeri olarak da %98 taze ürüne eşdeğer bir ürün çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman şekilde bir değişiklik yok. Evet. Tatta da bir değişiklik, evet, yok. Bunun kullanım ömrü, raf ömrü daha fazla uzun. Evet, raf ömrü çok uzun. Yani bu ürünlerin nem almadığı sürece yaklaşık 20 yıl kadar pakette saklayabilirsiniz. Buzdolabına falan koymanıza gerek yok. Çok uzun bir raf ömrüne sahip. Çünkü şöyle oluyor. Bu teknolojide biz vakum altında kuruttuğumuz için normalde 100 santigrat derecede hani kaynayan ve buharlaşan suyu biz -20 derecelerde bile o suyu üründen uzaklaştırdığımız için zaten şekli bu şekilde kalıyor. Bir de diğer sebzelere baktığımızda onlara doğal gibi duruyorlar. Dersin 30 liradan geçelim mi?
Evet, bu da yine bizim bu yöntemle kuruttuğumuz patlıcanlar. Yani normalde oyup gün kurusu olarak kuruttuğumuz patlıcan şu şekilde kuruyor. Ancak biz patlıcanı da yine bu yöntemle kuruttuğumuzda gördüğünüz gibi şekil olarak hani taze gibi oluyor. Taze patlıcanı tadıyorsun. Ya da bununla tadı var. Biz bunu denedik, evet. Bugün kurusuyla hem dolma yaptık hem de bu kuruttuğumuz teknolojiyle yaptığımız dolmada ikisinde de hani şöyle, bu yine taze ürün, taze hani yaş dolma gibi oldu tadı. Bunun gibi olmadı yani, normal gün kurusu gibi olmadı tadı. Peki bunun mu? Raf ömrü ne kadar? Bu da aynı. Diğer, yani çünkü o yöntemle kuruttuk yine biz bunu da. Nem almadığı sürece ve gördüğünüz gibi zaten. Peki tercih onun bundan mı? Ya şimdi şöyle, hani bu daha çok tercih ediliyor. Yöresel bir ürün olduğu için hani bunu, çünkü bu çok yeni bir teknoloji. Bu yöntemle kuruttuğumuz dolmaları hani halka kabullendirmek çok daha zor olur. Ama hani bu, yani kış gününde taze yemek istiyorsanız, tabii ki taze tadını almak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Peki bu dolapta bizim dikkatimizi çekmeyen, sizin bu farklı dediğiniz ürün ne var? Başka yani bunu biz patlıcanı gördük, orada meyve kursunda. Sizin özellikle şunumuz da var dediğiniz ne var? Ya burada yöresel ürünlerimiz var bizim daha çok. Zaten kooperatiflerin, kooperatif kadınlarımızın yaptığı ürünlerden getirdik. Mesela Yesemek var, Yeşilinizi var, Zahir Evi'nin ürünleri var. Bunlar daha çok geleneksel yöntemlerle yapılmış ürünlerimiz. Ama nar ekşimiz var. Bunlar organik sertifikalı nar ekşimiz var mesela. Ona da bakabiliriz. Evet, yine dondurarak kurutma teknolojisiyle kuruttuğumuz kırmızı biberimiz var. Bunlar da yine gördüğünüz gibi hani şekil ve renk olarak. Bu doğal kurutulmuş. Evet, bu doğal kurutulmuş. Bakın gördüğünüz gibi hani bunları hem renk biraz daha siyaha yakınlaşıyor, kararıyor yani. Hem de büzüşme oluyor ama bu ürünlerimizde gördüğünüz gibi hani renk olarak orijinal renginde kalıyor. Evet, yeşil mesela, yeşil olarak da kuruttuk. Normalde gün kurusu yaptığınızda, yani bunu yeşili güneşte kuruttuğunuzda rengi kızarmaya başlar ama biz bu teknolojiyle kuruttuğumuzda aynı yeşil renginde kalıyor. Nar ekşimiz. Evet, nar ekşimiz de var. Nar ekşimiz de biz bunu vakum altında yapıyoruz, nar ekşisini. Normal hani geleneksel yöntemlerde HMF değeri dediğimiz bir değer var. Hidroksimetil furfural diye. Bu kanserojen madde içeriyor aslında ve şeker karamelize olduğu için normalde açık havada kaynatılarak yapıldığında şeker karamelize olduğu için bu değer ortaya çıkıyor. Ama biz yine bunu da vakum altında yapıyoruz. 60 derecede kaynamaya başladığı için bu üründe bu HMF değeri ortaya çıkmıyor. Haliyle doğal bir ürün oluyor. Tescilli değil mi? Evet. Peki bizi izleyenler bunları nereden alabilirler? Şimdi soracaklar yani. Evet, bunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Ezogel'in kooperatifimiz var. Kadın kooperatifi. Şurada bizim hem WhatsApp hem de internet adresimiz var. Buradan bizlere ulaşabilirler. Buradan alışverişlerini yapabiliriz. Evet, tabii ki alışveriş siparişlerini buradan alabiliriz. Çok sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler. Efendim, festivalinde gezerken tıbbi aromatik bitkilerin olduğu satışını yapılan yer dikkatimizi çekti ve oraya geldik. Geldiğimizde gördük ki bu ürünlerin çoğu Afyonkarahisar'da üretimi yapılıyor. Zafer kardeş, yani baktığımız zaman hep bunlarda çoğu Afyon'dakiler ve biz bilmezdik Afyon'da tıbbi aromatik bitkilerin dikildiğini. Ne evet, diyeceksiniz? Şöyle İsmail, Afyon biliyorsun tıbbi aromatik çalıştayı yapıyor. Yak 5. 6. yaptık biliyorsun. Bununla ilgili ciddi adımlar atıldı. Afyon'da tıbbi aromatik borsasının kurulmasına çalışılıyor. Bir şey üretilemezse orada borsası olmaz. Afyon'daki tıbbi aromatik toplanma kısmından geçip artık ekimine başladık. Yani özellikle tıp sektörünün aradığı, yani tıbbi aromatik bitkiler sektöründe aranan bitkileri tarlaya ekerek deneme ekimi yaptık. Yani bir dönüm, beş dönüm, iki dönüm. Mesela biz burada tıbbi nanayı, mentayı yetiştiremeyeceğimizi düşünüyorduk hava ısıdan dolayı. Fakat geç ekimde ısındığını, yetiştiğini gördük. Isının yeterli olduğunu gördük. Bunu sağ olsun Afyon'da belediyemiz yaptı. Aynı şekilde kekik, kekiğin dört çeşidini yetiştirdiler.
Çünkü bir bitki sadece nane olarak görmeyelim. Evde yediğimiz nane ile yetişen nanesinde büyük fark var. Etken madde oranı çok değişik. Hatta bilmiyorum tadına baktınız galiba, menta bütün fresh bırakıyor ağzınızı. Bugün kullandığımız mentolün ham maddesi bu nane. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu naneden mentolü çıkarıp Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya çalışacağız. Peki Zafer, şöyle söyleyeyim, sen yıllardır Afyonkarahisar'da aktarlık yaparsın. Evet. Bitkiler satarsın, bitkili. Hatta sana sorduğumuzda bir şey sorma, ilacı bırak dersin sen bana da. Ben sana bir bitki karışımı yapacağım, sen orada bulacaksın diye. Afyonkarahisar'a bakıyoruz, yani tıbbi aromatik bitkiler üretiliyor ve bunların geliri de üreticiye katkısı. Yani bizi izleyen köylü çiftçilerimize ne dersin? Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili İsmail bir çalışmamız var. Sivil toplum kuruluşuna dönüşüyoruz. Bu dönüşümden sonra doğru ürün, doğru tohum, doğru üretim, doğru ürün olarak sıralayacağız. Afyon'da buğday, arpa ekilmeye devam edecek ama ekilemeyen yerlerde, özellikle susuz tarım, az sulu olan yerlerde tıbbi aromatik bitkiyi yetiştirip hem toprağa, ekilmeyen toprağı ekonomiye kazandıracağız, hem de Afyon'da üreticimizin ekstra gelir elde etmesini sağlayacağız. Yani Afyon ekonomisini biraz kalkındırmaya çalışacağız. Amacımız bu. Bununla ilgili yani biliyorsun. Boş duran tarlalar. Aynen. Boş ya da atıl ya da kullanılmayan tarlalar. Mesela Deniz'de bu çalıştayda üzerine çok duruldu. Oregano kekik var. Oregano kekik var ve bu Deniz'de yetiştiriliyor. Yaklaşık yurt dışının talebimizden 26 bin ton, biz 12 bin ton çıkarabiliyoruz. Afyon'un şartları da buna uygun aslında. Mesela Kocaeli'de yanılmıyorsam çörek otu çok başarılı bir şekilde oldu. Adnan Bey ekti, evet doğru. Dışarıdan gelen bir yatırımcıydı. Biraz zorla da geldi sağ olsun, davet de geldi. Ve şunu söyleyebilirim ki çörek otunun analizleri o kadar süper çıktı ki ve çörek otu tatlı çıktı. Normalde çörek otu bizim ithal ettiğimiz, özellikle Türkiye'ye çok ciddi miktarda ithal ediyoruz çörek otunu. Suriye'den veya diğer ülkelerden ithal ediyoruz. Acı oluyor. Bizim burada yaptığımız zaman hem etken madde oranı çok yüksek, hem de tatlı bir şey çıktı. Çörek otu çıktı ve verim de çok yüksek. Peki şurada bir tahsin gelirsen. Amurat bitkisi Türkiye'de ilk defa. Aynen. Nedir bu? Cengiz Aşkın ekti bunu. Balmamut bölgesinde ekti. Cengiz kardeşimiz senelerce yurt dışında kalmış bir kardeşimiz. Farklı bir şey yapmak istediği için. Değişik bir adam kendisi. Buradan adını da değiştirdik. Amarant Cengiz koyduk aslında. Amarantı Türkiye'ye ekti. Amarant aslında Türkiye'de yer yer horoz evi olarak, süs bitkisi olarak kullanıyor ama tohumu çok kıymetli. Bir gluten içermiyor. Çok yüksek miktarda protein ve mineral içeriyor. O yüzden şunu da söyleyebilirim, belki çok erken olacak ama kuraklık ve kıtlık dönemlerinde işe yarayacak bir ürün. Nedir, ne yapılır bununla? Amarant'la ne yapılır? Amarant'la şöyle yapıyoruz ilk önce. Amarant'ın bir tohumu var İsmail. Hasat ettikten sonra bu tohumu alıyoruz. Bu tohum un haline gelebiliyor. Ekmek yapıyoruz. Ekmek yapabiliriz, kurabiye yapabiliriz. Ve şu glutensiz, gluten direnci olan birçok çocuğumuz var. Türkiye ve dünyada bu oran artıyor gittikçe. Gluten artıyor. Aynen, gluten direnci olanlar artıyor. Tolere edemiyorlar. Bu glutensiz olduğu için beslenme kaynağı olarak onun için çok ciddi bir ürün olacak. Aynı zamanda besleyici değeri çok yüksek. O nedenle kıtlık ve zorluk dönemlerinde de kullanılabilecek bir bitki aslında. Üreticiye de geliri oldukça fazla. Tabii şu anda analizleri yapabilecek. Evet, üreticiye belki buğdaydan 5, 6 ya da 7 kat fazla şey kazandırabilir. Gelir kazandırabilir. Ne var Afyon'daki lan? Amarant ekik. Evet, Amarant 1. Altınotumuz zaten ekiliyor, Afyon'da çıkıyor. Yaylayı sever. Yaylayı sever, ekiliyor. Hatta İl Genel Meclisi'nin bununla ilgili bunun ıslah edilmiş türü var. Altınotu ve altınotu yağı çıkarmaya çalışıyorlar. İl Genel Meclisi'nin böyle projesi vardı. Geçen sene onlarla beraber katkıda bulunduk, öyle söyleyeyim. Onlar ektiler. Şu anda tıbbi aromatikte yağı da alındı. Analizler yapılacak. Ne oranda görülecek, ona göre daha büyük ekimler yapılacak. Thymus vulgaris var. Kekiğin bir türü. Çok baharlı bir tür. Bir tane ağzın altında kekik suyu içmiş kadar ağzın kekik olur. Çok ciddi. Bakar mısın? Sen alışıksın sert nasıl tatlara, bir bak bakalım. Kek suyu içmiş gibi. Evet, bir süre sonra dilin uyuşacak. Çok yüksek oranda içinde şey var. Sus diyeyim bana verdi. Yok estağfurullah. Bir de kinezyamız var. Bu Kanada'da yetişiyor normalde. Kanada'da yetişen bir bitki.
antibiyotik bu arkadaş. Bu kızılderili çiçeği olarak da geçiyor. Bize aslında ilk gelim dönemi ilk başladığında H1N1 virüsüyle geldi bu Türkiye'ye. Kanada'dan ithal ettik. Özellikle virüslere çok etkili ve grip nezle için kullanılıyor. Şimdi bunu da Türkiye Afyon'da yetiştirmeye başladık. Efendim, yolcu olarak bugün Afyon Karahisar'da dönen Afyon Gastro 2021 Festivali için geldik. Muazzam bir şekilde 3 gün geçti. Burada açılan standlarının bazılarıyla sizlerle sohbet imkanı bulabildik. Yapılan ürünleri ilimizin, emin olun, birkaç yıl sonra gastronomide değil Türkiye'de, ülkede söz sahibi olacağı inançı içerisindeyim. Umarım bütün Afyon olarak gastronomuza sahip çıkarız. Gastronomuza sahip çıkmak sadece bir yemek kültürüne sahip çıkmak değil. Otellerimizin sahip çıkmasıyla otellerimiz kazanacak. Afyonumuzun sahip çıkması bütün Afyon olarak kazanacak. Eğer bütün olarak Afyon olarak kazanmak istiyorsak gastronomuza, yemek kültürümüze, tescillerimize önem vermeliyiz. Efendim, yolcudan bu hafta bizden bu kadar. Haftaya yolcuda başka bir yerde buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere.
Akrones Termal Otel yolcu programını sundu.